Merhaba arkadaşlar, elektron dizilimlerinin 4. videosundayız sizlerle. Bu video içerisinde elektron dizilimlerini nasıl yapıyoruz ve orbital gösterimlerini nasıl yapıyoruz, bunları öğreneceksiniz. Atomlarda önce elektron dizilimi yazacağız. Şu ana kadar biz orbitallerin enerjilerinin sıralamasını yaptık. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s diye giden bir sıralamamız var. Siz bunu devamında öğrenirsiniz zaten. Sonra dedik ki Aufbau kuralına göre elektronları bu orbitallerin enerjilerinin artış sıralamasına göre yerleştireceğiz. Ve Hund kuralına göre de orbital gösterimini yapacağımız zaman orbitallere elektronları teker teker ve öncelikle aynı spinli olmak üzere yerleştireceğiz. Ve S'lere yerleştirebileceğimiz maksimum elektron sayısı 2, P'ye maksimum 6, D'ye 10, F'ye de maksimum 14 elektron yerleştirebiliyoruz. Ama biz kendi elektron sayımıza göre dizilimleri yapmaya başlayalım. Orbital gösterimini yapalım arkadaşlar örnek üzerinden. Örneğimiz der ki aşağıda verilen atomların temel hal elektron dizilimlerini yazıp orbital şemalarını gösteriniz. Küresel simetri gösterip göstermediğini belirtiniz. Şimdi bakınız burada azotun kaç elektronu var? Nötralde olduğuna göre 7 elektronu var. Bizim orbitallerimizin enerji sıralaması 1s, 2s, 2p, 3s vesaire diye gidiyor. Ama biz 7 elektron yerleştireceğiz. 2, S'ler 2 alıyordu, 4 etti. Normalde p 6 elektron alabiliyordu ama bizim toplamda 7 elektronumuz var ve şu an 3 tane elektron kaldığı için demek ki P'ye burada 3 elektron yerleştireceğiz. Bu azotun 7 elektronunun dizilimidir. Orbital şemasını gösterirken ise S'lerde 1, P'lerde 3 tane orbitalimiz vardı. Burada elektronları yerleştireceğiz. Tek tek ve aynı spinli olmak üzere. Buraya tek tek yerleştirdim bakınız P3'e. Aynı spinli. Bu da orbital şemasıdır. Küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini belirlemek için en sondaki orbitaline bakacağım. Hangi durumlarda vardı? Bir önceki videoda söylemiştik. Orbitallerin tam ya da yarı dolu olması durumu. Yani S1, S2, P3, P6, D5, D10, F7 ve P14 ile biterse küresel simetri gösteriyordu. Bakınız P3 ile bittiğine göre küresel simetrisi var diyelim. KS ile göstereyim. Çok uzun olmasın. Argon'a geldik. 18 tane elektronumuz var. Pekala. 1S2, 2S2, 2P6. Topladım. Şu ana kadar 10 etti. Bundan sonra 3S, 3P, 4S geliyor vesaire. Şimdi biz 18 elektron dağıtıyoruz. 2, 4, 10, 12. Bu zaten maksimum 6 alabiliyordu. Demek ki bakınız şuraya kadar bir sıralama yapmamız gerekiyormuş. Topladığınızda tekrar söyleyeyim içim rahat etsin. 2, 4, 10, 12, 18'i size vermesi gerekiyor. Orbital şemasını gösterdiğimde S'ye 1... P'ye 3, şöyle orbitallerimi çizeceğim, elektronları yerleştireceğim tek tek, hop şöyle aynı spinli olmak üzere ve teker teker. Bu da orbital şemasıdır arkadaşlar. Küresel simetri özelliği gösterip göstermediğini belirlemek için en sondaki orbital türüne bakacağım. Evet, tüm orbitaller tam dolu olduğuna göre bunun da yine küresel simetri özelliği gösterdiğini söyleyeceğiz. Hatta argon bir soygazdır zaten. Bu küresel simetri özelliğinden dolayı da hayli kararlıdır. S16. 16 tane elektron yerleştirecekmişiz orbitallerimize. 1s2, 2s2, 2p6. Şurası 10 etti arkadaşlar. 12 etti. Şimdi normalde şuraya 6'yı koysam ne eder? Toplam 18 eder. Ama biz 16 elektron yerleştireceğimize göre demek ki şuraya diğerlerini doldurmam lazım. 4 tane elektron koyacağız. Elektron dizilimi kükürtüm bu şekilde. Orbital şemasında bu hayli külfetli de bir iştir gördüğünüz gibi el oyalayan. 2, 4,
Bunları siz tek tek yerleştirin rica edeceğim. Nasıl olsa P6 tam dolu diye ben rastgele koydum. Şimdi P4'e geldiğimde 1, 2, 3 aynı spinli ve tek tek yerleştirdim. Sonra da şunu yerleştirdim. Bu da orbital şeması. Baktığımda küresel simetri için orbitallerin hepsi yarı dolu ya da tam dolu değil. Demek ki bunun küresel simetri özelliği yokmuş arkadaşlar. Bir diğer elementimiz bor. Elektron sayısı 5. 5 tane elektronu yerleştirelim. 1s2, 2s2 4 etti. 2p1 olacak. Toplam 5 elektronu şu şekilde yerleştiriyorum. Orbitalleri hop. 2 elektron, 2 elektron. Burada bir elektronu istediğim herhangi bir orbitale yerleştirebilirim. Küresel simetri gösterir mi? Hayır. Çünkü tüm orbitalleri tek ya da çift elektron içermiyor. P3 ya da P6 vardı. Küresel simetri özelliği yokmuş. Brom 35. Hayli uzun olacak bizim için. 35 tane elektron yerleştireceğiz orbitallerimize. Şöyle ben yazayım. 3P. Ben nereye geldiğini biliyorum ama. Şöyle. Şimdi 2, 4, 6, 10 etti. 12, 18, 20. Buraya 10 elektron koyabiliyorum. 30. Hatta şurayı biraz açayım, orbital gösteriminde bizi zorlar. 3D 10, 30 etti şuraya kadar. Bundan sonra 4P var ama buraya 5 tane elektronumuz kaldı. Saydığımızda 35 elektronun dizilimi böyle. Orbitallerimiz P'de 3, P'de 3, D'de 5 tane orbital bulunuyordu. Hoppa, sığdı. Şimdi en acılısı bu oldu arkadaşlar. Tek tek yerleştiriyoruz. Şöyle. Hop. D'ye 10 tane elektron koyacağım. Biraz küçülmüş orbitaller. Şimdi P'ye geldiğimde 5 elektronu tek tek aynı spinli olacak şekilde önce koydum. Sonra da şöyle koydum. Yerleştirdim. P5 de bitiyor. Bakınız şurada. Hepsi tam dolu ya da yarı dolu olmadığına göre küresel simetri özelliğinin olmadığını söyleyeceğiz. Ve son olarak bir atomumuz daha var. 25 elektronu var. 1s2, 2s2, 2p6, 10 etti. 12, 18 etti. 20. Demek ki D'de 5 tane elektronu bulunacak. Hatta burada size bir şey daha söylemek isterim. Şu orbital şemasını yaptıktan sonra yerleştirelim. Şöyle. Evet. Şimdi burada 5 elektronu tek tek yerleştireceğim ve aynı spinli olacak. Hatta D5 ile bittiği için, hepsi yarı dolu olduğu için küresel simetrisinin de olduğunu söyleyeceğiz. Bir de burada şöyle şeyler olabilir arkadaşlar. Size der ki manganın işte temel hal elektron dizilimini yapıp orbital şemasını göster. Yaptık. Küresel simetrisi var mı yok mu belirle. Belirledik, var. Kaç tane tam dolu orbitali vardır derse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam dolu orbitali var. Hatta 5 tane de yarı dolu orbitali olduğunu söyleyeceğiz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Kaç tane tam dolu orbitali var dediğimizde öğrenci tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi sayıyor. Hayır. Tek tek P'de, D'de bulunan tüm orbitalleri tek tek saymanız gerekir. Tam dolu ve yarı dolu orbital sayılarını belirlerken. Şimdi bir örnek daha yapmak istiyorum. Bundan sonra çünkü özel bir durumumuz var. Ona geçiş yapacağız. Sodyum atomuna ait, sodyum atomunun iki ayrı durumuna ait elektron dizilimlerini aşağıda vermiş. Bakınız birinci durumda ve ikinci durumda buna göre diyor hangileri doğru. Şimdi baktığımda bizim bir orbitallerin enerjilerin artış sıralamamız var ve elektronlar bu sıralamaya göre yerleşmek zorunda. 1s
2s, 2p, 3s, evet sıralamaya göre yerleşmiş olduğu için bu haline temel hal denir. Ama alttakine baktığımda yine 2, 4, 10, 11 elektronu 1s, 2s, 2p demiş, sonra 3s'de bulunması gereken elektron daha üst enerjili bir orbitale yerleştirilmiş. İşte bu haline uyarılmış hal denir. Yani elektronun olması gereken orbitalden daha yüksek enerjili bir orbitalde bulunması, bu hangi orbitalde olacağı soruyu yazanın keyfine bağlıdır. Ve Bohr atom teorisinden de hatırlarsanız temel hal kararlı haldi. Uyarılmış hal enerji vererek yapabiliyorduk ve kararsız haldi. Birinci durum temel hal dizilimidir. Evet. İkinci durumda uyarılmış haldedir. Evet. Her iki durumda enerjileri eşit değil. Çünkü uyarılmış hale geçmek için enerji vermek gerekir. Elektronu daha üst enerji seviyesine çıkartıyoruz. Daha üst enerji bir orbitale çıkartıyoruz çünkü. Yanlış oldu. Sodyum her iki durumda da kararlı değil. Bir atomun temel hali kararlıdır. Ancak uyarılmış hali kararsızdır. Dolayısıyla burada 1 ve 2 doğru oldu. O nedenle sorularda sorarken de size temel hal elektron dizilimini yap der. Çünkü yalan yanlış bir şey yapıp ben uyarılmış hali çizmiştim hocam demesini öğrencinin engellemek için. Ama bu tür sorularda görebilirsiniz. Daha üst orbitallerde, üst enerjili orbitallerde bulunuyorsa bu atomun uyarılmış halini belirtiyor. Neden arada uyarılmış hal, temel hal sorusu çözdük? Çünkü size bazı atomların temel hal elektron dizilişinde özel bir durum var. Bunu açıklayabilmek için. Burada bilmeniz gereken iki tane element var arkadaşlar. Atom numarası 24 ve atom numarası 29 olan elementler. Buna benzeyen, bunun altındaki periyotlarda da bulunan elementler var ama bizim karşımıza 24 ve 29 gelir. Şimdi 24'ün elektron dizilimini yazsak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 diye olmasını bekliyoruz. Hatta bakırı da yazalım. 29, 1s2, 2s2. Yani orbitallerin enerjilerinin artışına göre sıraladığımızda 3D9'da bitmesini bekliyoruz. Baktığımda hatta şu orbitalleri de şu elekte çizeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Ama oyalandım arkadaşlar. Geliyorum şimdi. Bunları tek tek yerleştirin. Evet. Bu iki element ki bunun benzeri olanlar da var. Yani 5s2, 3d4'de biten, 6s2, 5d4'de biten gibi ama biz 24-29'u göreceğiz. Şimdi krom ve bakır, mesela bakır bir soy metaldir, tepkimeye girme eğilimi yoktur. Çünkü kararlıdır. Bu kararlılığını açıklayabilmek için biz küresel simetriyi kullanıyorduk ama baktığımızda bunun da küresel simetrisi yok, bunun da küresel simetrisi yok gibi görünüyor. Ancak kararlılıklarını açıklayabilmek için şöyle bir şey söylüyoruz. Demek ki bu atomlar küresel simetri göstermeli. O nedenle aslında şurada bulunması gereken bir elektronun bu orbitale yerleştiğini, D5'te bittiğini, dolayısıyla orbital diziliminde, hop şunu sileyim, buradaki bir elektron şuraya gitti. Bakın ne oldu? Küresel simetri gösterdi. O zaman kararlılığını küresel simetriyle açıklayabilir hale geldim. Ya da bakırın soy metal olması, tepkime verme eğiliminin olmaması, yani veriyor da diğerlerine göre daha az olması. Demek ki şuradaki bir elektron burada olursa ne olur? Bakınız yine küresel simetri özelliği gösterir. Hop şuraya koydum o elektronu sevgili arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda o zaman ne oldu? Kararlılıklarını açıklayabilmiş oldum. İşte krom ve bakırın dizilimini yaparken şu hallerine göre yapmak durumundasınız arkadaşlar. Bunu dizerken S1D5, bunu dizerken S1D10 diye yazmalısınız. Ve bu iki atom için bu durum temel hali gösterir. Yani uyarılmış hal değildir. D5
Dediğim gibi D4 ile ya da D9 ile biten elektron dizilimleri yoktur. D4 ise S'den bir elektronu aktarmış ve D5 yapar kararlı hale geçmek için. D9 ise buradan bir elektron geçmiş demektir. Yani size kromun elektron dizilimini yaz dediğinde S1 D5 ile bitireceksiniz. 29'u diz dediği zaman da S1 D10 ile bitireceksiniz. Bunlar uyarılmış değil. Bu iki atomun özel durumudur ve temel hal elektron dizilimleridir. Evet, bu videoda elektron dizilimleri orbital gösterimlerini yaptık. Bundan sonraki videomuzda da soy gaz elektron dizilimlerine göre elektron dizilimlerini nasıl yaptığımızdan söz edeceğiz. Görüşmek üzere.